merhabalar sevgili izleyenler. Ben Bahar Özmen. Semtin Galatasaraylısı programıyla karşınızdayım. Bu hafta evimizdeyiz. Türk Telekom Stadyumundan sesleniyoruz sizlere. Galatasaray Stadyumu Müzesi'ni hazırsanız birlikte ziyaret edeceğiz. Haydisin herkes. Müzemizin kapıları aralandı ve Galatasaray tarihine dair tüm detayları bugün Semtin Galatasaraylısı'nda sizlere aktarıyor olacağız. Yanımda bir rehber arkadaşım var, hemen sizi tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Alican Köygülü. Galatasaray Müzesi'nde rehber olarak görev yapmaktayım. Bu programımızda sizi ben eşlik edeceğim. Çok teşekkür ederiz. Alican Bey, şimdi eminim taraftarlarım müze turunda onları neler beklediklerini merak ediyor. Girişten itibaren gerçekten son derece saygı ve sevgiyle karşılaşacaksınız, onu söyleyeyim. Taraftarlar geldiği zaman rehberler kaç dakikada bir, kaç kişilik ekiplere yardımcı oluyorlar? O detayları da bize aktarırsanız şöyle genel turumuzun bir özetini alalım sizden öncelikle. Tabii ki. Öncelikle bu denli köklü bir tarihe sahip olan kulübümüzün bir parçası olmaktan ve böyle bir müzeyi kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz. Onu söylemekte fayda var. Akabinde rehber olarak arkadaş sayılarımız 2 kişi ama toplamda ekibimiz 8 kişilik bir ekibimiz var. Stat turumuz 45 dakikada bir oluyor. Stadımızın için, müzemizin içinde görev alacak arkadaşlarımız ziyaretçilerimizin müzeyi ne denli derinlikle incelemek istediğine göre zaman süresi ziyaretçilerimize bağlı değişim gösterebiliyor. Biz girişten itibaren isterseniz size ben bir ziyaret yaptığınızı göz önünde bulunduraraktan ben sizi gezdirmeye başlayayım isterseniz. Şu an ilk Galatasaray ile ilgili bilgilerin verildiği Galatasaray'ın önündeyiz. Hemen detayları sizden kısaca alalım. Biz bu alanda mektebimizin kuruluşundan itibaren başlatıp zira Galatasaray Lisesi ile Galatasaray Spor Kulübü bir bütün olarak göz önüne alınmalıdır ve alındığı da göz önünde bulundurarak da lisemizin kuruluşundan, Mektebi Sultani'nin kuruluşundan başlayıp akabinde daha sonrasında Ali Samiyen ve devam eden parçalarda part part gittiğimizde ben açıklamalarda bulunacağım. Bu alan için konuşmak gerekirse rivayet odur ki 2. Beyazıt ziyareti sırasında av döneminde aslında ava çıkarken ziyaret ettiği bir yerde Bektaşi fukaralarından biri olan Gül Baba ile karşılaşmaktadır. Ve Gül Baba dinlenmesi için 2. Beyazıt'a yer tahsis edip su verdiğinde 2. Beyazıt bunun karşılığında Gül Baba'ya benden bir şey isteyin, istediğinizde yerine getirildim diye buyurmuştur. İsmini Gül Baba'nın öncesinde Gül Baba'nın ismini nereden aldığımıza değinmek isterim. Bahçesinde yetiştirdiği güllerden alır. 2. Beyazıt'ın bu sualinden sonra istek, benden bir şey isteyebilirsiniz demesinin ardından Gül Baba, padişahım buralarda herhangi bir mektep yok, bizim sizden isteğimiz yetiştirebileceğimiz genç neslin eğitimli olmasını sebebiyet vermek amacıyla bir mektep yaptırmaktır. Ve bunun üzerine 2. Beyazıt şimdiki adını aldığımız Galatasaray'ı adına alan bölgeye, Galata'nın olduğu bölgeye bir mektep inşa ederek Mektebi Sultani'nin temellerini atmıştır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bugün efendim Galatasaray Müzesi turumuzda bize sevgili Ahmet Çakır eşlik edecek ve konuğumu yanıma alıyorum hemen. Ve yanımda çok kıymetli konuğum sevgili Ahmet Çakır var. Öncelikle beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Bu müze gezimiz sizsiz yarım kalırdı diye düşünüyorum. Sizin o engin tarihi bilginizden de faydalanıyor olacağız. Taraftarlarım için de eminim eşsiz bir yayın olacak. İzlemesi keyifli bir yayın olacak. Galatasaray'ın tarihinin başlangıcını, Gül Baba hikayesini sizden de dinlemek isteriz. Buyursunlar. Açıkçası çok uzun yıllar eskisine, yani 500. yılı yakın zamanlarda kutlanmıştı. Bir iki yıl önce tam aklımda kalmadı gün tarihi olarak ama ilk kez işte oraya bağlı bir durum nedeniyle Galatasaray Lisesi'nin kurulması, böyle bir eğitim kurumunun kurulması gerçekleşmesi de tabii 1868'e kadar uzayabiliyor. Ama böyle bir efsaneye dayanması ya tarihinin ne kadar derin köklerine olduğunu gösteriyor.
Gül Baba'nın bugün türbesi de yanılmıyorsam Macaristan'da şu anda. Zaman zaman oraya ziyaretler falan söz konusu oluyor. Eski başkanlardan Adnan Polat'ın öyle bir düzenlemesini hatırlıyorum. Dolayısıyla Galatasaray tarihinin ne kadar derin köklerinin bulunduğu insanı bu anlamda şaşkına çeviriyor. Ama tabii oradan hareketle birkaç yüzyıl hemen zıplamak gerekiyor. 1868'e kadar, yani 150 yıl öncesinde Galatasaray Lisesi'nin kuruluşuna kadar hemen zıplamak gerekiyor. Peki o zaman biz sorumuza devam edelim. Etap etap size tüm ayrıntıları aktaracağız. Evet, 768 kupanın bulunduğu yaklaşık 2000 metrekarelik müzemizde hızlı bir şekilde turumuza devam ediyoruz. Yanımızda yine rehber arkadaşımız Alican Bey var. Şimdiki bölümden bize bahseder misiniz? Tabii ki. Şu an kulübümüzün bir numaralı kurucu üyesi Ali Sami Yen'e ayırdığımız bölümün içinde bulunmaktayız. Ali Sami Yen'in yaşamı hakkında bilgiler, kesitler sunduğumuz, gerek kulüp tarihimiz gerekse kendi özel hayatından anekdotlar anlattığımız bölümümüzdeyiz şu an. İlgili de pek çok tabii ki kuruluşundan hikayelerden de bahsediyorsunuz, onları da anlatıyorsunuz, sizden dinleyin. Tabii ki Ali Sami Yen moda çeyreğinde izlediği, kuzeni Supi'nin götürmesiyle izlediği bir maçtan etkilenerek lisede oynanan futbol oyununa bu kuralları ekleyerek neden biz bu oyunu lisemizde bu şekilde oynamıyoruz diyerek de Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluşu düşüncesine kapılıp daha sonrasında bunu Mehmet Atan'ın tarih dersinde kendi sınıf arkadaşlarıyla paylaşarak bu düşünceyi uygulamalı bir şekilde faaliyete geçirerek Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluşuna öncülük etmiştir. Hemen Ali Sami Yen'in arkasına baktığımızda Ali Sami Yen sadece futbolla ilgilenen bir sporcu değil. Onun dışında zaten o dönemde mektepte, liseden mezun olan oyuncularımızın, mezun olan öğrencilerimizin çoğu sadece bir spor dalıyla değil, birden fazla spor dalıyla ilgilendiği için tarihimizde bizim öğrencilerimizin en azından spor tarihinde birden fazla sporu görmemiz mümkündür. Ali Sami Yen de bunlardan, Ali Sami Yen'e de ilaveten söyleyebileceğiniz bunlardan biri denizcilik alanında olan bölümden bahsedebiliriz. Hemen arkasında da yelkenci düğümlerini görüyoruz, doğru. Denizci düğümlerini. Müzemizin aslında ilk müze oluşturma fikrine kapılma, ilk müze oluşturma fikrinin ortaya çıkmasında Ali Sami Yen'in denizcilik ve su sporlarının yeri çok büyüktür. Çünkü Ali Sami Yen'in ilerlediğimiz alanlarda göreceğiz. Müze fikrinin oluşturulmasına sebebiyet veren ilk envanteri hemen sağ tarafımızda derinlik ölçer bir alettir. Aleti de arkadaşlarım getirecek ekranlara. Onun dışında yine sağ tarafa baktığımızda Ali Sami Yen'in boydan bir resmi görülmektedir. Hemen yanında 1924 yılında Türkiye'nin olimpiyatlara ilk katılımında kafile başkanı olan Ali Sami Yen'in verilen modern olimpiyat oyunlarının o zamanki olimpiyat başkanının hediye ettiği resim görülmektedir. Onun üstünde 1951 yılında Ali Sami Yen'in sporcu kişiliğinin yanında sanata da önem veren, sanattan da başarılara imza atmış bir yeteneğinin sergilendiğini görmekteyizdir. Hemen yan tarafında da zaten Ali Sami Yen'in yelkenli üzerindeki fotoğraflarına yer vermekteyiz. Evet, yine tarihten çok kıymetli fotoğraflar taraftarlara aktarılıyor bu alanda. Siz fotoğraflara bakalım sevgili izleyenler. Ben de yanıma hemen konuğum Mehmet Çakır alayım. Onun kıymetli yorumlarına bakalım. Evet, Ali Sami Yen'in Balmumu heykelinin olduğu köşedeyiz sevgili Mehmet Çakır. Siz neler söylemek istersiniz Galatasaray'ın kuruluşuyla ilgili, Ali Sami Yen'in önemiyle ilgili? Çok sert şeyler söyleyebilirim. Çünkü Ali Sami Yen belki de en büyük haksızlıklara uğramış olan tarihi kişi, şahsiyettir. Galatasaray'ın kuruculuğu tabii ki çok önemli bir durum. Ama onun dışında hem Galatasaray'da hem Türk spor tarihinde o kadar geniş bir yeri vardır ki bunu bilen insan sayısı Türkiye'de 10 kişi midir, 20 kişi midir çok merak ederim. Oysa işte milyonlarca taraftarı olan bir kulübün başkanı. Ali Sami Yen Türk sporundaki sayısız ilke imza atmış biri. Onun da dışında kendi ailesinde babası Şemsettin Sami Kamusu Türkiye yazmış. Böyle bir kültürel edebi boyutları olan bir aileden geliyor.
Kendisinin de bu tarz çalışmaları var ama tabii ki 1905'te Galatasaray'ın kurulmasıyla o tür Galatasaray'la ilgili çalışmalar çok ön plana geçiyor. Ve başka görevlerde nedir bunlar işte? Türkiye'de ilk defa İdman Cemiyetleri İttifakı 1922'de kuruluyor ki onu bir tür beden terbiyesi saymak lazım. Yani Futbol Federasyonu'nun da üzerinde. 1923'te ilk Türk milli futbol takımı sahaya çıkarken teknik direktörü Ali Samiyen'dir. İlk hakemimizin o olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilir. Sonraki yıllarda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı olarak efendim işte oralarda görev yapmış, takımımızı olimpiyatlara götürmüş ve ömrünün sonuna kadar bu Türk spor tarihinde çok büyük roller oynamış olan bir kişidir. Dolayısıyla Ali Samiye'nin sadece Galatasaray Kulübü Başkanı değil, Türk sporundaki pek çok olayın öncüsü olarak da bilmek, tanımak, anlamak gerekir. Ama biliyorsun bizde böyle şeylere pek kulak asılmıyor. O yüzden diyorum haksızlığa uğramış biridir Ali Samiyen. Ona artık Galatasaray'ın gönlündeki, Galatasaraylıların gönlündeki çok büyük yer yetecek diye düşünelim. Peki, geçelim bir diğer bölümümüze. Zaman tüneline geldik. Yaklaşık hemen şöyle bakıyorum, 1896'dan kaç yılına kadar gelişmeler var? 2006 yılına kadar olan bölümde bu alanda göstermekteyiz. Bu alanda... Görüyorum yeşil, kırmızı ve sarı noktalar var. Bunlar neyi sembolize ediyor özellikle? Bu alanda dünya spor tarihinde, Türkiye spor tarihinde ve bizim kendi spor tarihimizde olan olayları 3 farklı renk sistemiyle işaretleyip misafirlerimizin daha rahat şekilde anlayabilmeleri için yıl yıl ayırmış bulunmaktayız. Gördüğünüz üzere yeşil renkli olan ibareler, bilgiler dünya spor tarihinde olan önemli olayları, akabinde kırmızı renkte olan bilgiler Türk spor tarihinde olan önemli gelişmeleri ve sarı renkte olan bilgiler de bizim kendi kulübümüzün, Galatasaray Spor Kulübü'nün camiamızın önemli spor gelişmelerini göstermektedir. Peki hemen fotoğraflar da görüyorum. Pek çok fotoğrafta mevcut zaman tünelinde ve hemen böyle bir videoların döndüğü panolar da var, televizyonlar da var. Bu videolar nelerle ilgili? Doğrudur. Biz sadece buraya yazılarla bilgileri vermek yerine bu olayı resimlerle ve video wall diye adlandırdığımız videolarımızın döndüğü sistemde daha iyi, daha canlı bir şekilde misafirlerimize sunabilmek için emek harcayıp bu zaman tünelini bu şekilde oluşturduk. Videolar hemen yanlarında yer alan yıllarda gelişen gelişmeleri, onun dışında bizim Türk spor tarihi için önemli olan olayları anlatmaktadır. Resimlere gelince resimler yılların, o dönemlere tekabül eden olayların resimleriyle beraber o bilgilerin, o enstantanelerin daha görsel açıdan da müzeyi ziyaretçilerimizin pekiştirmek amacıyla uyguladığımız bir sistemdir. Gerçekten çok şahane olmuş. Bu zaman tünelinde bilmiyorum ziyaretçilerimiz ne kadar süre geçiriyor ama böyle elinize bir kitap alıp Galatasaray'ın tarihine de bakarak uzun saatlerinizi, sürelerinizi geçirebilirsiniz. Başkanların yine anıldığı başka bir pano da var, ekran var. Gerçekten çok keyifli bir alan olmuş. Ellerinize sağlık diyelim. Gezdirirken çünkü dikkat ediyorum, arkadaşlarım tek tek de ziyaretçilerimize özenle bu bilgileri aktarmaya çalışıyorlar. En çok neleri soruyorlar size bu alanda mesela? Bu alanda bize sordukları en önemli şey, biliyorsunuz tarihimizde de yer alan bizim ezeli rakibimiz Fenerbahçe ile oynadığımız, sonucu 7-0 biten, 7 kişiyle yendiğimiz bir maçtan sürekli bahsedilir. Bizim açımızdan ve Fenerbahçe açısından kabul edilmese de her ne kadar. Biz burada bunu belgelerle kanıtlayıp gelen misafirlerimizin de göz önüne sererek onların bu olayın gerçekliğinden, bu olayın nedenli etkili olduğundan bahsederek bu olayı bütün, sadece kendi taraftarlarımız için değil, bütün takımların taraftarları için göz önüne sunmaktayız. Bilgileri aktarıyorsunuz belgelerle birlikte. Peki, devam edelim o zaman biz. Efendim,
1896'dan 2016 yılına kadar gelişen olayların aktarıldığı Zaman Tüneli bölümünde kıymetli konuğum Ahmet Çakır'ın yorumlarını alacağız. Nasıl buldunuz Zaman Tüneli'mizi? Elbette ki çok etkileyici. Bir kere temelinde müze uygarlık demek. Burada bir spor uygarlığı gezisi söz konusu. Galatasaray bu uygarlıkta çok geniş yer tutuyor. Çünkü şöyle oluyor işte, özellikle büyük kulüpler arasında sen büyüksün ben büyüğüm, bu gevezelikle olmuyor, boş lafla olmuyor. Bunun dayanakları da müzede yer alıyor büyük ölçüde. Örneğin Galatasaray işte kuruluşundan itibaren sonrasında 3 yıl üst üste 1909-10-11 çok önemli bir şey. İstanbul Ligi'nde 3 yıl üst üste şampiyonluğu var ki sonraki yıllarda da bunu tekrarladığından sanki gelenek oradan başlamış oluyor. Ayrıca işte Fenerbahçe'yi 7-0 yendiği maç tarihin en unutulmaz olaylarından biri. Şimdi size onu soracaktım. Zaman Tüneli'nde en çok dikkatinizi çeken olaylar, hatırınızda kalan olaylar hangileri? Gerçi sizde gerçekten o kadar takdir ettiğim bir hafıza var ki sevgili Ahmet Çakır. Hayran oluyorum bilgilerinize. Sizinle sohbet etmekten de büyük keyif alıyorum. Onu da söylemek isterim. Eksik olma. Çok teşekkür ederim. Hafızadan ziyade bunları sık sık tekrarlamak gerekiyor. O bakımdan kaçınılmaz olarak akılda kalıyor. Örneğin 7-0 hala şu anda Galatasaray-Fenerbahçe ezeli rekabetinin doruğu. Ezeli rekabet 17 Ocak 1909'da başladı. İlk 8 maçın hepsini Galatasaray kazandı ve hiç gol bile yemedi. Fenerbahçe ilk galibiyeti ancak 1914'te alabildi. Ama bu Fenerbahçelerin çok üzülmesi gereken bir konu değil. O yıllarda Galatasaray erken kurulduğundan daha güçlüydü. Dolayısıyla sonrasında işte sen beni yendin, ben seni yendim. Hatta şurada belgesi de var. İki kulübün birleşme girişimi olarak nitelendirilen bir belgedir o 1912'de. Yani Galatasaray dergisinde de yayınlandı. Galatasaray ile Fenerbahçe birleşmeye mi çalışıyordu filan diye. Birleşmeye çalışmaktan ziyade... Buna bir açıklık getirelim. Taraftarlar da müzeye geldiği zaman o belgeyi gördüklerinde gerçekten bir şok oluyorlar tabiri caizse. Sizden duyalım detayları. O birleşmeye çalışmaktan ziyade daha çok bir milli takımın temellerini atma belgesidir. Yani oradaki maddeler dikkatle okunduğunda görülüyor ki işte iki kulüp bir araya gelecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Hatta işte renkleri kırmızı beyaz olacak. Bunun da alamıcı mı yok işte. Artık milli takımı tarif ediyor büyük ölçüde. Ama şimdi aradaki ilişkileri düşündüğünde o tarihte böyle şeyler yapılmış olması insana her bakımdan allak bullak edici geliyor. Dolayısıyla o yönden çok etkileyici. Bir de şurada eski takımlarından birinin fotoğrafı çok hoş. Tabii pek çok eski fotoğrafı var Galatasaray'ın. Emil Ober'le var Galatasaray'da. O Emil Ober'le daha sonraki yıllarda Alman milli takımında oynamış olan bir futbolcu. Şimdi hemen o bölümü de Büyük Harp'te Galatasaraylılar deniyor sevgili izleyenler. Büyük Harp'le ilgili ve bu fotoğrafla ilgili hem sahada hem cephede savaşanlar denmiş. Evet. Detayları sizden alalım. Şimdi Galatasaray Lisesi'ne girdiğimiz zaman da gerçekten hayatını kaybeden şehitlerimizin de fotoğrafları var. Hatta bir dönem Galatasaray Lisesi'nin mezun veremediği de her zaman bahsedilir tüm tarih kitaplarında. Yine bu kıymetli fotoğrafla ilgili hem sahada hem de cephede savaşanlarla ilgili bilgileri alalım sizden. Orada fotoğrafta bir numaralı olarak gösterilen Ruşen Eşref Ünaydın. Aynı zamanda bir edebiyatçı. Sonraki yıllarda Atatürk'e de çok yakın olmuş. Çanakkale'de de yakın olmuş. Üç numara Celal İbrahim önemlidir. Bağdat'ta şehit olarak kaydı geçmiş. Kürt Celal olarak bilinir. Galatasaray'ın şehitlerinden çokça öyküsü anlatılan önemli biridir. 6 numarada, 4 numarada Ahmet Robinson'dan mutlaka söz etmek gerekir. Orada iki kardeşi Büyük Harp'te kaybetti diye. Abdurrahman Robinson'un özellikle Erzurum cephesinde şehit oluşunun öyküsü çok etkileyicidir. Kaldı ki kendileri İngiliz kökenlidir. Ama Galatasaray'da işte Ahmet Robinson kaleci olarak bulunmuş. Öteki kardeşleri de çeşitli hizmetlerde bulunmuşlardır. 6 numara Emin Bülent Serdaroğlu. Kin şiirinin yazarı şairdir. Atatürk'ün çok takdir ettiği bir Kin şiiri vardır. Aynı zamanda Galatasaray'ın 2 numaralı ve 3 numaralı üyesi olabilme konusunda Asım Tevfik Son Umut'la aralarındaki mevzuyu biliyorsun. Evet, yayında konuşmuştuk. Yayında da bahsetmiştik. Evet, 7 numarada Ali Samiyen biliniyor zaten.
9 numara çok ilginç. Müttefik ordusunda savaşçı denilmiş burada. Almandır kendisi, iki kardeştir onlar. Emil Ober'le daha sonraki yıllarda Almanya'ya dönüp Alman milli takımında oynamış bir futbolcu. Yani Galatasaray'ın bir futbolcusunun o yıllarda Alman milli takımında oynamış olması çok etkileyici. Yanındaki de kardeşi Josef Ober'le, o da futbolcu tabii de aynı değerde olmadığından Alman milli takımında yer alamamış. 11 numarada Beyoğlu'ndaki sokağa adını vermiş olan Galatasaray'ın şehitlerinden Hasnun Galip. Galatasaray'ın eski kulüp binası Beyoğlu'nda Hasnun Galip sokaktadır. O şehitler arasında en çok adı bilinen kişidir Hasnun Galip. Peki sevgili Ahmet Çakır, biz yayında bahsettik dedik ancak yayını izlemeyen taraftarlarımız da vardır. Şu 3 numaralı üyenin isterseniz öyküsünü bir tekrar sizden dinleyelim. Hay hay, şöyledir o. Galatasaray'ın bununla ilgili düzenlemeleri, yani her kulübün, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, 1908 meşrutiyetinden sonra bu tür düzenlemeler başladı. Kulüpler de 1909'da 10'da filan tescil edildiler. O sırada bunların kurucularında numaralandırılması gerekti. Galatasaray'da bir numara elbette ki Ali Samiyen, iki numara Asım Tevfik Son Umut, üç numara Emin Bülent Serdaroğlu ve devam edip gidiyor. Şimdi Emin Bülent Serdaroğlu ölüm döşeğinde denilebilecek şekilde öyle anlatılmış. Anlatan kişi de Ali Samiyen çünkü. Kendisini evine davet ediyor yahut işte yakın arkadaşını ölüm döşeğinde ziyaret ediyor. Orada Emin Bülent Serdaroğlu'nun söylediği başka sözler arasında en etkileyici olan, iki elim iki yakandadır, benim hakkımı yediniz. İki numaralı Galatasaray Kulübü'nün kurucusu olma hakkı bana aitti. Siz onu Asım Tevfik'e verdiniz. Bu yaptığınız doğru değil. Dediğim gibi iki elim iki yakanızda şeklinde beyanı var. Sonrasında Ali Samiyen buna iki numarayı iki üyeye birden verip üç numarayı boş bırakarak dörde geçmek gibi bir formül bulmaya çalışmış. Ama sonraki yıllarda haliyle unutulmuş, bir belirsizliğe terk edilmiştir. Bugünkü kayıtlarda iki numarada yine Asım Tevfik Son Umut'u, üç numarada Emin Bülent Serdaroğlu'nu görüyoruz ama onun bu konudaki duyarlılığından etkilenmemek elde değil. Yani ölüm döşeğinde işte Galatasaray'ın iki ya da üç numaralı kurucu üye olmasını o kadar önemsemesi insanı derinden etkiliyor açıkçası. Önce sevgili Ahmet Çakır'ın bahsettiği Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak kulüp kurma mektubuyla, anlaşmasıyla ilgili bölüme geldik. Burada o anlaşmanın bir örneği var sevgili izleyenler. Sizden alalım detayları. Evet, işte konuyu anlatmıştık. Belgesi bu. Altında imzası olanlar da Galatasaray adına Ali Samiyen, Fenerbahçe kulübü adına da Galip denilmiş. Galip Kulaksızoğlu olacak. Galip Kulaksızoğlu zaten Galatasaray'dan gitmedir. Hatta o yüzden de işte Fenerbahçe ile arada gereksiz bir kavga konusudur. Hani Galatasaraylılar der, Fenerbahçe'yi kuranlar Galatasaraylıdır. Bu tabii ileri bir iddia. Katkıda bulunmuştur Galatasaray Fenerbahçe'nin kurulması için. Çünkü bu son derece mantıklıdır. Maç yapacak bir Türk rakip gereklidir. Maç yapacak, omuz omuza verecek. Görüyorsun işte 5 yıl sonra da birlikte işte gerek beraber takım kurma, gerek milli takım kurma gibi birlikte bir şeyler yapma istekleri çok belirgin. Onun için bu çok anlamlı bir tarihi belge. Bugün birlikte hiçbir şey yapmak istemez gibi bir halleri olduğundan daha da büyük önem taşıyor. Tabii ki o yıllarda işte düşünülecek olan şey nedir? Hatta Ali Samiye'nin biliyorsun Galatasaray'ı kurarken ki temel mottosu Türk olmayan takımları yenme meselesini bu bakımdan da anlayabilirsiniz. Yani tamam, Fenerbahçe ile omuz omuza vereceğiz, Türk olmayan takımları yeneceğiz. Oradan birkaç boyutlu bir kasıt vardır. O ülke içinde de çünkü Türk olmayan takımlar vardır. Onları yenmek de kastedilir. Yurt dışındaki rakipleri yenmek de kastedilir. Dolayısıyla bunlar çok ilginç tarihi belgeler. Bir de Şehit Celal'in cepheden
Ali Sami Yen'e gönderdiği mektup var. Orada da şunu görüyoruz mektupta. Yani bir yandan ülkesi için şehit olmak, memleketi, vatanı, toprakları için şehit olmak durumunda, bir yandan da kulübünün onurunu her şeyin üzerinde tuttuğunu vatanıyla birlikte gösteren çok hoş belgelerdir. Öyle bir mektup da Abdurrahman Robinson'un da vardır. Burada yer almamış ama daha önce Galatasaray Kulübü'nün dergisinde yer almıştı. Cepheye ulaşırlar Erzurum'a. Orada cepheye vardıklarında kalbinin üzerinde aynı zamanda hem Türk bayrağını hem Galatasaray bayrağını burada taşıyorum. İşte şehit olursam ikisiyle birlikte gömün beni şeklinde çok duygulandırıcı bir mektubu vardı. Taraftarlarımız da müzeye geldiklerinde muhakkak bu mektupları detaylıca incelemeliler. Gerçekten çok kıymetli, çok özel cümlelerde yer alıyor. Duygulanmamak mümkün değil bunları okuduktan sonra. Senin yine en çok dikkat çeken bölümlerinden bir tanesine geldik. Hem bu alanda Balmumu heykelleri var. Birazdan onları da gezeceğiz sizler için. Onları da ekranlara taşıyacağız ve hemen arkamda da hafızalarınızı şöyle bir yoklayacak olursanız hatırlayacağınız o kocaman Galatasaray bayrağı var. Detayları sizden alalım. Tabii ki bu bayrak için konuşmak gerekirse Sunus'un Fenerbahçe stadına Kadıköy'de orta sahanın ortasına diktiği bayrağın birebir aynısıdır. Ama imitasyonudur çünkü o bayrağın daha sonrasında Kadıköy'den çıkışı mümkün olmamıştır. Taraftarlar o bayrağı yok etmiştir. Hemen yan tarafında Galatasaray'ın Kopenhag'daki final maçında taraftarlarımızın çaldığı davul görülmektedir. Akabinde devam eden süreçte yan taraflarında bizim mabedimiz Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadı'nın koltukları yer almaktadır. Nice büyük zaferlere imza attığımız stadımızdan da önemli parçaların burada sergilenmesi bizim için de büyük bir onur tabii ki. Hepimiz için öyle. Taraftarın da bu bölüme ilgisi yok. Az önce de pek çok kişi burada fotoğraf çekiyordu, selfie yapıyordu. Tabii müzede gerçekten o kadar çok güzel detaya yer verilmiş ki, ayrıntıya yer verilmiş ki her biriyle insan burada gelip saatlerce fotoğraf çekilebilir, detayları okuyabilir, aktarabilir. Hatta belki görüntülü arama bile yapabilir. Yurt dışında olanlara, buraya en azından yakın tarihte gelemeyecek olanlara da müzeyle ilgili ayrıntıları verebilir ve hemen Balmumu heykellerin yanına geçelim. Şanlı Galatasaray, lay 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 lay, lay 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 lay, lay 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 lay, lay 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 lay. Evet efendim, işte o Balmumu heykellerin olduğu alana geldik. İlk heykel Taçsız Kral Metin Oktay tabii ki arkamızda o selamı verdiği duruşuyla yer alıyor. Siz neler söylemek istersiniz? Şöyle bir heykelin karşısında durup baktığınız zaman sevgili izleyenler gerçekten gözünün içi parlıyor. Adeta gerçekmişçesine bir bakışı var. Ben bunu hissedebiliyorum. Siz neler söylemek istersiniz şöyle bir karşısında durunca? Etkilenmiyor musunuz? Metin abi benim için çok özel bir insan. Programın bu bölümü saatler sürebilir. Çünkü biliyorsun zaten onunla ilgili olarak yazdığım bir kitap var. Hemen kitabı da tekrar bilmeyen izleyicilerimiz varsa adını da duyurmuş olalım. Taçlı Kral Metin Oktay diye. Hatta geçenlerde bir vatandaş sormuştu sosyal medyadan, gürültüye gitti, cevap veremedim. Buradan veririm, Galatasaray Store'larda bulunuyor. Nereden bulurum alırım kitabı demişti. Galatasaray Store'larda var. 2011'de çıktı. Vefatının 20. yılı anlamında. Metin abiyle ilk tanışmamız daha 5-6-7 yaşlarımda, ilk okumayı söktüğümde gazetelerde onu görmeye başladığımda. Ben 52 doğumluyum. Metin abi 1955 yazında Galatasaray'a geldi. Sonrasında sadece arada 61 yılında Palermo'ya gitti. 14 yıl Galatasaray'da sarı kırmızılı formayı terletti. Bu arada rahmetli İslam Çupi'nin çok ilginç bir benzetmesi vardır. Metin Oktay öncesinde Galatasaray taraftarı İnönü Stadı'nda kapalı tribündeki iki direğin arasına sığan 1500 kişiydi. 1500 kişiydi. Metin Oktay sonrasında Galatasaray taraftarı ne oraya ne tribünlere ne de memlekete sığar hale geldi.
milyonlarca taraftarın oluşma sürecinin başında Metin Oktay vardır. Tabii az sonra konuşacağımız Turgay Şeren de önemli bir etkendir. Metin abi gol denildiğinde Türkiye'de ilk akla gelen adamdır. 10 kez gol krallığı vardır. Galatasaray dışındaki takımlarda dahil olmak üzere. Futbol hayatında toplam 608 gol attığı çeşitli kayıtlarda yer alıyor. Ama bunu doğru tespit etmek için tek tek sayacak bir çaba gerekiyor. Hatta Mehmet Yüce arkadaşımız araştırmacı, o bu sayıda 10-15 golünün de gürültüye gittiğini, yani 608'den daha fazla olduğunu söyler. Aynı zamanda sadece Galatasaraylıların değil, bütün ülkenin sevgilisi olan bir adamdı Metin abi. Çünkü tepeden tırnağa bir efendilik timsaliydi aynı zamanda. Milli takımda da 36 kez oynayıp 19 gol atmıştır. Ortalamaları her zaman çok yüksektir. Avrupa kupalarında o yıllarda çok az maç oynandığından 20 maçta 15 gol atmıştır ki oransal olarak erişilmesi imkansız denilebilecek noktadadır. Dolayısıyla Metin abi neresinden bakılırsa bakılsın Türk futbol tarihinin en önemli oyuncuları arasında adı belki en başa yazılması gereken kişidir. Başarı açısından belki başka biri şunu yaptı, bunu yaptı diye onunkinden fazla görünen bir şeyler yapmış olabilir ama Metin abi bütünüyle, bütün varlığıyla toplumu etkileme anlamında çok önemli bir figürdür. 1965 yılında Tatsız Kral diye bir film çevirmiştir. Aynı zamanda işte izleyenlerimiz görecektir. Filmlerinden, fotoğraflarından da bilirler. Metin abi çok başarılı bir golcü olmasının yanında bir erkek güzeliydi. O yüzden de insanlar onu çok severdi. İşte özellikle kadınlar o yıllarda ne kadar ilgilenirlerse. Her yönüyle gerçek bir kraldı. Ben de kendisini tanımış olmaktan iftihar ediyorum. Hatta onun için bir kere sopa da yedim. Defalarca anlattım ama bir kere daha anlatayım. 1960 yılında, Kasım 1960, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-0 yendiği bir maç vardır. Metin abi o maçta sakat sakat oynamıştır. İyileşme öyküsünü de anlatmak aylar sürer neredeyse. O maçta sakat sakat sahaya çıkıp 4 gol attığında bizim evimizin de problemli bir durumu vardı. Ev yıkılacaktı o günlerde, yerine başka bir şey yapılacak, apartman yapılacaktı. Geçici bir dönem için, diyelim 10-15 gün için kaçak elektrik kullanma gibi bir utandırıcı durumumuz vardı. Ben de goller atıldıkça radyoyu sonuna kadar açmıştım. Annem babam da konukluğa gitmişti, teyzeme gitmişlerdi. Dönüşte mahalleden insanlar şikayet etmiş. Babam da çıldırdı tabii. Eyvah, sen eyvah. Ne yapmak istiyorsun, bizi rezil mi edeceksin falan diye sıkı bir sopa yemiştim Metin abinin yüzünden. Şimdi diğer bambu heykellerinden de bahsedeceğiz tabii ki ama Metin Oktay'ı şöyle bir baktığımız zaman heykeline, gerçekten o ayakkabısındaki çamurlar, çorabındaki muhafaza o tozlar, evet bunların hepsi muhafaza edilerek bu şekilde, daha doğrusu ayakkabısı yansıtılmış. Yine de kaçınılmaz olarak çok klas bir ayakkabı, yani nereden bulup da giydireceksin? Onun giydiği tam bir felaketti. Dinyakos denilen bir ayakkabı türüydü o. İçinden çiviler çıkar, devre arasında çekişlerle o çiviler vurularak ikinci yarı sahaya öyle çıkarlardı. Maçlardan sonra ayakları yara içinde, kanlar içinde kalırdı. O yılların büyük çileleriydi. Burada biraz Metin abiyi rahat ettirmek istemişler herhalde. Ayakkabıları daha rahat görünüyor ama o dönemi verebilmesi için haliyle çamur deryası sahalarda oynadıklarından üstü başı da daha gerçekçi olsun istiyorsan üstü başı da çamura batmış şekillerde olabilir. Peki devam edelim. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek. Yetmiyor ki statlar, kalbimiz sende çarpar. Layıksın bu sevgiye, şanlı Galatasaray. Lay 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 lay. Ve arkamızda Gündüz Kılıç'la Turgay Şeren'in bal mumu heykelleri yine yer alıyor sevgili Ahmet Çakır. Genel olarak bu bal mumu heykellere baktığınızda ne hissediyorsunuz? Az önce de sevgili Metin Oktay'da da sormuştum ama insan şöyle bir duruyor önce. Gerçekten çok başarılı yapılmışlar. Çok akıllıca bir iş bir kere. Çünkü fotoğraflara yahut filmlere neye bakarsanız bakın o ölçüde etkileyici olmuyor. Bu çok doğru bir yöntem, çok hoş bir yöntem.
Çünkü bunca yıl sonra Baba Gündüz'ü işte karşımızda görmek, çünkü daha sonraki yıllarda gazeteci olarak çalıştığı zamanlarda ancak ona yetişebildik. Yoksa Galatasaray'da antrenörlük yapmaya başladığında ben yeni doğmuşum mesela. Öncesinde de futbolcu olarak Galatasaray'a hizmetleri var. Milli takımda da 11 kez yer almış, 5 kez kaptanlık yapmıştır. Bu işte hem Turgay Şeren'in hem Gündüz Kılıç'ın yer aldığı belki de en büyük karşılaşma. Almanya'da Berlin'de 2-1 kazandığımız 1951 yılındaki karşılaşmadır. Türk futbol tarihinin en büyük olaylarından biridir. O gün 100 bin kişi önünde. Almanlar her zaman güçlü. İşte biliyorsun ki 3 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanacaklar 54'te. O takımı yenmiş olmak çok önemli. Baba Gündüz'ün başka özellikleri, başka takımlarda da, Galatasaray'dan başka takımlarda, aralarında Beşiktaş'ın, Feriköy'ün, Altay'ın bulunduğu takımlarda teknik direktörlük yaptı. Ve Türk futbol tarihinin daha sonra gazeteci olarak da yaptıklarıyla en büyük figürlerinden biri haline geldi. Bugün hiç tartışmasız Baba Gündüz futbol tarihi denildiğinde adı mutlaka alınması gereken 3-5 kişiden biridir. Turgay Şeren de aynısıdır açıkçası. Berlin Panteri Turgay Şeren de arkamızda. Evet, çok genç yaşta Galatasaray'ın kalesine geçmiş. Daha 1948-49'da Erdoğan Atlıoğlu'ndan kaleyi devralıyor. Sonrasında işte 1969'da bıraktı, 67'de bıraktı. 69'da Metin abi bıraktı. 67'de bıraktığına göre 20 yıl boyunca Galatasaray ve milli takımın kalesini korudu. Zaten ilk kez 51 defa milli olan Türk futbolcusu unvanına, gururuna sahiptir. Şu anda da milli takım kaptanlığını en çok yapan kişi durumundadır. Halen şu anda bugün bile 32'dir. Türk milli takımının en çok kaptanlığını yapmış olan futbolcu onuru da kolay kolay vazgeçilebilecek bir şey değil. Ve hemen yanda da bir balbuma heykeli daha var. Hemen o tarafa doğru da şöyle kayalım bizler de. Ve arkamızda Yup Derval var. Derval benim için çok özel biri. Çünkü ben o yıllarda Hürriyet Gazetesi'nin Galatasaray muhabiriydim. Türkiye'de bulunduğu 4 yıl boyunca her yılı adım adım izledim. Bir de buradaki düzenlemeyi yapan arkadaşlara teşekkür etmek isterim. Çünkü 1987-88 sportif danışman diye ayrılmış. Gerçekten ilk 3 yıl görev yaptıktan sonra 4. yıl çalışmaya devam etmek istemediğini belirtti. Sağlık sorunları nedeniyle. Ama Galatasaray yönetimi de onu bırakmadı. Sen Almanya'da da olsan bizim hocamızsın gibi bir tavır gösterildi. Çünkü bunun önemi neden? Mustafa Denizli 3 büyük takımı da şampiyon yaptı mı yapmadı mı? Yani o kapsamda Galatasaray'ı yaptı mı yapmadı mı meselesi vardır. Yaptı. 1987-88'de teknik direktör Mustafa Denizli'ydi. Ama Derval'in de elbette bunda bir rolü payı vardı. Fakat insanların bilmedikleri, kamuoyunun bilmediği konu, Derval fiilen bırakmıştı. Galatasaray yönetimi onu bırakmadı. İşte Alp Yalman'ın, Faruk Süren'in onu getiren kişiler olarak çok büyük çabaları vardı. Sen gitme, sadece adın bile bizimle birlikte olsa o yeter ki arada gider gelirsin. İşte görüş alışverişi, Mustafa Hoca'ya tavsiyelerin, şunlar bunlar, sen her durumda bizimle ol denildi. Bunlar Türk futbol tarihinde pek doğru bilinmeyen konular. Onun için sık sık söylemek gerekiyor. Derval'le ilgili olarak çeşitli yerlerde söylenen değerlendirmeler vardır. Yani Türk futbol tarihini değiştirdi, şunu yaptı, bunu yaptı. Bunların hepsi tepeden tırnağa doğrudur. Başka bazı insanlar için bu tür şeyler abartılı olabilir ama Derval için asla değildir. Çünkü Derval'den bir başkası bunları kesinlikle yapamazdı. Türk futbol tarihinin çok ilginç bir dönemidir o ve Türk futbol tarihinin dönüştüğü bir dönemdir aynı zamanda. Bu bakımdan Derval benim için çok özel bir kişidir. Yine Derval'le ilgili de gazete küpürleri yer alıyor. Bu küpürdeki yazılar benim bu çok hoşuma gitti. Bu yazıları ben, bu Galatasaray dergisidir o. Galatasaray dergisini Hürriyet gazetesi
bir jest olarak yapıyordu Galatasaray Kulübü'ne. Yapan da benimle birlikte İlhan Uzundurkan arkadaşımdı. İkimiz yapıyorduk o dergiyi. Doktor Dayan Sarıbeyoğlu da kulübün genel sekreteriydi. Bizimle ilgilenen kişi oydu. Şimdi orada kendi yazımı görünce birden heyecanlandım. Biz onlara imza koyamıyorduk tabii çünkü o sırada Hürriyet'le çalışıyorum. Galatasaray dergisindeki bir yazıya da imza koymak pek uygun görülmüyordu o zamanlar. Ne mutlu sizlere sevgili Ahmet Çekiş. Ahmet Akça'nın da anladığını anmak isterim. Bu röportajların hepsinde o da çevirmen olarak yardımcı olmuştu Ahmet Akça'n. Gün gün yanından ayrılmayanlardan biriydi. Ve son Balmama heykelimizin önüne geldik. Brian Birch var arkamızda. Brian Birch Galatasaray'da 71-72-73 3 yılın şampiyon teknik direktörü olarak biliniyor. Sonrasında 81-82'de de çalışmışlığı var ama o dönem pek başarılı geçmedi. Birch'le ilgili bir şey yanlış biliniyor. Onu da az önce Coşkun Özarı'nın hakkındaki bilgilerde düzeltilmiş olarak gördüm. İlk yılın teknik direktörü Coşkun Özarı'dır. Yani 70-71 sezonundaki şampiyonlukta teknik direktör Coşkun Özarı'dır. Birch onun yardımcısı olarak getirildi, antrenör olarak getirildi. Bununla ilgili kanıt arayan arkadaşlarımız varsa arşivlere girebilirler. 25 Temmuz 1971'de yani daha artık biliyorsun sezon açılışı falan Haziran'da o sırada oluyor. Sezon çoktan açılmış. Daha o zaman teknik direktör Coşkun Özarı o zaman bir anlaşmazlık oluyor, ayrılıyor. Ve o yılın şampiyonluk kitabında da nasıl şampiyon olduk? Milliyet gazetesi bunu ek olarak verdi. Galatasaray 3. yıldızı taktığında 15. şampiyonluğu kazandığında 15 şampiyonluğun öyküsü diye 71'deki şampiyonluğu nasıl kazandık? Coşkun Özarı Galatasaray teknik direktörü yazar. Orada bir bilgi farklılığı var ama tabii ki o 70-71'deki şampiyonlukta da Birch hak sahibidir. Yardımcısı olarak Coşkun Özarı'nın sahadaki odur ama bunda bir kafa karışıklığı hep vardır. Kupalarımızın olduğu bir diğer bölüme geldik. Balmama heykelleri geride bıraktık. Tabii ki kupalara şöyle bir baktığınızda ne kadar büyük kupalar diyorsunuz. Detayları rehberimizden Ali Can'dan alalım. Bu bölümümüzde müzemizdeki en büyük kupaların sergilendiği alandır. Türkiye Spor Yazarları Derneği kupalarının sergilendiği alan. Bu alanda ortada gördüğümüz kupamız Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin verdiği ilk organizasyonda alınan ilk kupadır. 1967 tarihi de sevgili izleyenler. Doğrudur. Hemen sol tarafında bulunan kupamız 1970 tarihli Türkiye TSD kupamızdır. Sağımızda ise 1972 tarihinde aldığımız Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası bulunmaktadır. Bu kupanın, daha doğrusu bu organizasyonun bizim için önemli olan bir diğer özelliği, ilk verilen TSD kupasını da son verilen TSD kupasını da biz almış bulunmaktayız. UEFA Kupası'nın büyüklüğüyle ilgili rehberlerimiz, müzeyi ziyaret edenlere neler anlatıyor acaba? Kupamızın, sadece UEFA kupamızdan bahsetmeyelim, hem UEFA hem Süper Kupamızdan bahsedelim. Süper Kupamız da var, evet, hemen onu da ekleyelim. Kupalarımızın büyüklüğüyle ilgili ziyaret eden misafirlerimizin de aklında herhangi bir soru işaretinin olduğunu düşünmüyoruz. Lakin onlara teknik destek, ufak tefek eklemeler tabii ki biz de yapıyoruz. Zaten kupaya bakmaktan herhalde çok da bir ekstra bir bilgi istemiyor olabilirler. Yakın tarihte herkes tabii ki haberdar kupanın hikayesinden, kupaya dair bilgilerden. En çok kalabalığın oluştuğu alanda bulunmaktayız şu an. Çünkü Türkiye'de bir eşinin benzerinin olmadığı iki adet kupa bu alanda sergilenmektedir. Misafirlerimizin en çok rağbet gösterdiği, en çok yoğun olan alan fotoğraf çekimine özellikle. Baktım internetten. Olarak. Müzedeki en çok çekilen fotoğraflar, selfiler kupanın yanında, kupaların yanında. Böyle büyük bir başarının tabii ki gelen misafirlerimizle ölümsüzleştirmek istemesi çok tabiidir. Taraftar da kupanın yanına geldi efendim. Biz sizi bırakalım, böyle güzelce fotoğraflarınızı çekelim.
4 sene üst üste şampiyon oldu. Avrupa'nın kralı oldu. 4 sene üst üste şampiyon oldu. Avrupa'nın kralı oldu. Gerçekleri tarih yazar. Tarihi de Galatasaray. Evet, hemen arkamızda taraftarın yine yoğun ilgi gösterdiği bölümlerden bir tanesi olan Atatürk bölümü var. Arkamda görmüş olduğunuz kupada Atatürk büstü kupası. Atatürk'ün hayattayken adına düzenlenen ilk ligdeki ödül, ilk kupa. Ve Galatasaray'ın evinde, müzesinde ne mutlu ki bizlere. Rahmetli müze müdürü Ali Oraloğlu daha önceki yıllarda anlatmıştı. Galatasaray Müzesi'nde bulunan en önemli 3 objeden biri budur demişti. Dediğin gibi işte Galatasaray'ın henüz Atatürk yaşarken kazandığı bir kupa. Tabii ki kıymetli rakibi Fenerbahçe ile yapılan maç sonucunda kazanılıyor. Kupa değil, büst, yanlış söyledim. İlk maç 10 Ağustos 1928'de 3-3 sonuçlanıyor, Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki maç. Sonraki maç yine aynı yılın 31 Ağustos'unda, 1928'in ve 31 Ağustos'unda yapılıyor. Bu kez Galatasaray 4-0 kazanıyor ve bu üstün sahibi oluyor. Şuradan açıkçası okumak isterim o günkü kadroyu. Buyursunlar. Çünkü sonrasında o kadrodan çıkmış başkanlar var. Hemen bu şekilde adlarını anmış olalım. Kalede Ulvi Yenal varmış ki sonradan işte başkanlık yaptı. Mehmet Nazif Perçin, Burhan Atak, Supi Batur. O günün dizilişine göre kaleci 2 bek, 3 haf. Supi abi sağ haf ve sonradan Galatasaray Kulübü Başkanlığı yaptı. Nihat Bektik, Aslan Nihat, Mithat Ertuğ, Mehmet Leblebi ki o da çok ünlü bir Galatasaraylı, Şadli Alioğlu, güçlükle okuyorum kusura bakmayın, Necdet Türel, evet Necdet Türel, Kemal Faruki, Muslih Peykoğlu da Galatasaray Kulübü Başkanlığı yapmış olan kişilerden biridir. Yani kadrodan aynı zamanda 4 Galatasaray Kulübü Başkanı da çıkmış. Demek ki Galatasaray'ın bu geleneği o yıllarda çok güçlü. İlk yıllarda liseye dayalı olmak, futbolcuların hep liseden çıkması ve eğitimleri de üst düzeyde olduğundan ileriki yıllarda hem Galatasaray'da hem Türk sporunda çeşitli roller almaları şeklindedir. Yine Atatürk'ün Galatasaray Lisesi'ni ziyarete geldiği esnada hediye ettiği imzalı bir fotoğrafı da var. Gerçekten çok güzel bölümlerden bir tanesi, hatta en güzel bölümlerden biri de diyebiliriz. Benim Galatasaray tarihi kitabımın da ilk sayfası olarak her baskıda yer alır. Gerçekten güzel, hoş bir fotoğraftır, etkileyicidir. Sevgili izleyenler, Galatasaray sadece bir futbol takımı değil, bir spor kulübüdür diyoruz ve kürek yelkende alınan başarılarla ilgili eski yıllara dair fotoğraflar yine burada müzeyi ziyaret edenlere aktarılıyor. Sevgili Ahmet Çakır, sizin özellikle bahsetmek istediğiniz bir fotoğraf var. Gerçekten de çok önemli. Size uzatayım mikrofonu direkt. Vallahi başka arkadaşlar fark ettiklerinde hemen gazetelerine ve televizyonlarına koşup manşetlik haber yakaladım diyebilirler ama ben kitaplarım nedeniyle yıllar öncesinden biliyorum bunu. Yine de bilmeyenler için haber değeri azalmıyor. Fenerbahçe'yi tam 18 yıl yönetmiş ve yakın zamana kadar sponsorluk dışında stada adını vermiş olan kişi Şükrü Saracoğlu. 18 yıl görev yapıyor. O görev süresi içinde onun kızı da Galatasaray kürek takımında kürek çekiyor. Yani bugün bunu duyanlar tahmin ediyorum şöyle yerlerinden hafifçe bir zıplayabilirler. İşte onun fotoğrafı. Evin Saraçoğlu. Evet, Evin Saraçoğlu. Fotoğrafı burada. Görüyorsun takım arkadaşları da aslında çok ilginç. Lale Oraloğlu ve Altan Karındaş. İkisi de Lale Oraloğlu uzun yıllar Türk sinemasında, tiyatrosunda da hizmet vermiş olan değerli bir sanatçı. Altan Karındaş da yine aynı şekilde. Yani dolayısıyla şu küçücük fotoğraf bilenler için, gazetecilik açısından bakanlar için belki de burada en çok gazetecilik değeri taşıyan olay
o iki sanatçının ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın kızının Galatasaray'da kürek takımında bir arada mücadele ediyor olmalı. Da basketbola, judoya dair kazandığımız başarılar var. Hemen sözü sana vereyim Alican. Tabii ki bu alanda Avrupa'da kazandığımız futbol dışı branşlarda, basketbol, judo sizin de söylediğiniz gibi branşlarda kazandığımız kupalar sergilenmektedir. Bu alanda misafirlerimizin ziyaret ettiğinde göze çarpacağı çok kupa var tabii ki ama en önemlilerinden bahsetmek isterim. 2015-2016 sezonunda kazandığımız erkek basketbol takımımızın kazandığı Eurocup kupası yine bu bölümde sergilenmektedir. Onun dışında bayan basketbol takımımızın kazandığı Euroleague ve Eurocup kupaları bu alanda sergilenmektedir. Yine tekerlekli basketbol takımımızın kazandığı, engelsiz aslanlarımızın kazandığı dünya şampiyonlukları kupalarımız da bu alanda sergilenmektedir. Ki çok da önemli kupalardır bunlar. Judo ile ilgili de kupalarımız var dedik. Tabii ki. Onun dışında dünya şampiyonluk judo alanında, judo branşında kazandığımız dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları, o kupalarımız da bu alanda yine sergilenmektedir. Tıraş Taşkın Savaş'ın yaptığı aslan arkamızda bulunuyor. Yine bu bölümde çok dikkat çeken bölümlerden bir tanesi. Aslanın videoları internette var. Yine müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerimizin, misafirlerimizin en fazla yoğunluk gösterdiği, rehabet gösterdiği alanlardan birindeyiz. Türkiye'de sayılı örneği bulunan ve yine aynı heykeltıraşımızın saygın Taşkın Savaş'ın ortaya koyduğu eserlerden biri olan aslan figürü, aslan heykeli. Nedir özelliği? Tabii ki hemen aktarayım size. 1905 tane üçgenin birleştirilmesinden oluşan bir heykelimiz olup çift taraflı projeksiyon çapraz yansıtmasıyla aslanımız hareket etmektedir. Onun dışında aslanımızın bir diğer özelliği ses sistemiyle ses çıkartıp kükremesidir. Gelen misafirlerimizin yine fotoğraf çektirmek için önünde sıra oluşturduğu bir bölümümüzdeyiz. Gerçekten seyir zevki de çok güzel. O renkler gitti, aslan geldi. Şu anda da kükürüyor, harikulade olmuş. Gerçekten ellerine sağlık diyelim buradan da eser sahibine. Sevgilerimizi ulaştıralım. Gönüllerde yıldız, gönüllerde ay, şampiyonsun Galatasaray. Toplamda 768 kupamızın bulunduğu Galatasaray Stadyumu müzemizin turunun sonuna geldik. Sevgili Ahmet Çakır'la birlikte olan bölümün sonuna geldik. Çok çok teşekkür ederim. Beni kırmadınız, tekrar geldiniz. İzleyicilerimize de bilgileri aktarmış olduk sayenizde. Siz genel olarak müzeyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi son olarak alayım sizden. En baştan söylediğimi tekrar edeyim. Müze uygarlık demektir. Bu müze spor uygarlığı. Aynı zamanda Türkiye'de sporun kuruluşu Galatasaray'ın kuruluşuyla aşağı yukarı eş değer sayılabilecek şekilde yürüyor. Sonrasında da bu noktadan itibaren Galatasaray taraftarının kendi kulübünün başarısıyla ilgili belgeleri görmesi anlamına taşıyor. Şu açıdan çok önemli. Buna benzer konuları insanlar hep biliyormuş gibi görünmeye bayılıyorlar. Gerçekten bilmekle biliyormuş gibi görünmek arasında dünyalar kadar fark var. Gerçekten bilmek için de buraları gelip görmek lazım. Yani bu müzeyi gören bir Galatasaray taraftarı, kardeşim ben gittim müzede gördüm, daha ötesi var mı diyebilecek kadar kendini donatmış olacak. Ama şunu da dile getirmek lazım. Galatasaray'a belki daha büyük, daha iyi bir müze için bunun 10 katı yer gerekiyor. Biliyorsun depolarda olan kupalardan da bahsediyorum. Yetkililer açıkladı, 3500 kupa dedi. Ben de yaşadım bir başka boyutunu. Eski müze müdürü rahmetli Ali Oraloğlu bazı belgeleri ararken söylemişti. Fotoğraflar, belgeler. Ahmetciğim dedi, işte şu dolaplar, sandıklar, kutular hepsi o tür belgelerle dolu ama bunların tasnif edilmesi için belki 30-40 kişilik bir grubun yıllarca çalışması gerekiyor. Dolayısıyla bir yandan da öyle bir sorumluluk var ve tabii buranın da aynı zamanda ne kadar büyük bir çalışmayla
ortaya çıkarıldığını anlatabilmek için de önemli bu verdiğim örnek. Onun için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalar için de başarılar diliyorum. Ben de tekrar size çok teşekkür ediyorum ve rehberimizle müze turumuzu tamamlayacağız. Biz devam ediyoruz. Müze turunuzda sinema salonunda müzenin içindeki sizi çok özel bir filmde bekliyor. Bir film gösterimi de var. Detayları yine senden alalım. Tabii ki. Müzemizin içinde bulunan sinema salonunda kulübümüzün kuruluş tarihinden itibaren kulübümüzün kuruluşunu gösteren bir film, kısa bir film aktarmaktayız ziyaretçilerimize. 13 dakikalık bir filmdir. Filmi izleyen ziyaretçilerimizin hepsinin tüylerinin diken diken olduğuna, gözlerinin dolduğuna bizzat şahitlik ettim diyebilirim. Filmimiz gerçekten çok etkileyicidir. Kesinlikle müzeyi ziyaret eden bütün ziyaretçilerimizin izlemesi gereken bir filmdir. Sen ilk izlediğinde neler hissettin? Duygular inanın anlatılmıyor. Filmi izlemeyen herhangi birine kolay kolay o duyguları aşılamak veya o duyguları anlatabilmek kolay değil. Ama kısaca üstün körü en azından bir şeyler insanların hafızasında canlansın diye anlatmak gerekirse... Böyle bir tarihin bir parçası olmaktan, bu denli büyük bir camianın, bir kulübün hem çalışanı hem taraftarı olmaktan gurur duyduğumu söyleyebilirim. Ziyarete gelen misafirlerimizin müze turu bittikten sonra müze turumuzu filmin izlenmesiyle sonlandırıp akabinde stat turumuzu start veriyoruz. Şimdi bu stat turu da tabii taraftarı çok cezbeden bir bölüm. Nereleri geziyorsunuz? Hemen bahsedelim. Stat turumuzda soyunma odamızdan başlayıp hemen arkasından çıkış tüneli, çıkış tünelinden sonra zemin, yedek kulübelerimizden arkasından yine yedek kulübemizin hemen arkasında bulunan taraftar bölümü tribünlerimize çıkış yapıyoruz. Protokol tribünü ve akabinde başkanlık locasıyla stat turumuzu noktalıyoruz. Yine stat turunda taraftarın en çok heyecanlandığı alanlar nereler oluyor bu saydıklarınız arasında? Tabii ki aynı zamanda bir taraftar olarak beni de en çok heyecanlandıran bölüm tabii ki soyunma odası ve çıkış tünelidir. Taraftarlarımızı genelde soyunma odasından çıkartmakta zorlanıyoruz. Aslına bakarsanız fotoğraf çekimini sonlandıramıyoruz. Turumuza devam etmekte zorlanıyoruz. Lakin bu bizim için sevindirici bir şey. Bütün taraftarlarımızın en çok merak ettiği, hafızalarında da unutulmaz anılara şahitlik edecek bir tur düzenledik. Soyunma odasında formalarımızın yanı sıra soyunma odamızda bulunan odaların bizzatı hepsinin açıklaması ve tanımlamasını yaptığımızda taraftarlarımız bu da mı var diye tepkilerle karşılaşıyoruz. Bunlar da mı var soyunma odamızda diye tepkilerle karşılaşıyoruz. Biz çıkan bütün taraftarlarımızın, bütün ziyaretçilerimizin memnun kaldığından eminiz. Bize o duyguları hissettiriyorlar. Bu bizim için çok mutlu edici bir şey. Ne mutlu sizlere diyelim. Ve eminim şimdi taraftarın bu turun ardından merak ediyordur. Biz bütün programlarımızda, bültenlerimizde de duyuruyoruz. Ancak bir kez daha aktarmış olalım. Nedir müzenin giriş fiyatı? Tabii ki bu denli büyük ve köklü bir kulübün tarihinin sergilendiği bu müzede 2 ay boyunca bilet fiyatlarımız kulübümüzün kuruluş yılı olan 1905 yani 19 lira 5 kuruş fiyatından 2 ay boyunca taraftarlarımızın ziyaretlerine açık olacak olan bilet fiyatlarımızdır. Eminim taraftarlarım da merak ediyorlardır. Hangi gün ve saat aralıklarında müzeyi ziyaret edebiliyorlar? Taraftarlarımız pazartesi günleri ve iç saha maçlarının olduğu günler haricinde müzemizi ziyaret etmelerine uygun bir şekilde, açık bir şekilde saat 10 ile 17 arasında açık bulunmaktayız. Tüm taraftarlarımızı da Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray Müzesi'ne bekliyoruz diyelim ve çok teşekkür ederiz bugün bizi ağırladığınız için. Bu yoğunluğun arasında gerçekten bizimle de ilgilendiğiniz bilgileri izleyicilerimize de aktarmış olduk. Dediğim gibi tüm spor severleri, bir tek Galatasaraylıları değil, Galatasaray Stadyumu Müzesi'ne bekliyoruz. Sevgili
seyirciler. Bugün Galatasaray Stadyumu Müzesi'ni gezdik semtin Galatasaraylısında. Evimizdeydik. Tarihimize dair bilgileri sizlere aktarmış olduk. Önümüzdeki hafta bambaşka bir yerde olacağız. Bizi izlemeyi unutmayın.